Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı rızası dairesinde hayır ve hasenat kazandırsın inşallah. Bizi bize bırakmasın. Bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, ehli imanı, maddi ve manevi, semavi varzi, insi ve cinli şeytanların şerinden hıfz emine eylesin. Sevgili kardeşlerim, inşallah e, bu akşam şükür risalesini düşündük. Ondan önce bir teknik bazı noktayı nazar vereceğim ki öyle bir bakılsın. E, zahirde tabirler birbirine yakın gözüküyor. Mesela hamd ile şükür Fark. irade ile ihtiyar. Fark. Dua ile munacat. Fark. İki tane şuur vermiş ustad. iki şuur. Bir de karanlık ve zülmet. Şimdi ben bu tabirlerin içini doldurarak şükrün yerini bakalım ki hamd e, hamdla arasındaki ilişki, çelişki nedir? E, şükür kitab-ı mubine baktığı için zahiredir. Mülke bakar. Hamt ise İmam-ı Mübin'e baktığı için mazi ve müstakbele camidir, melekutidir, enfusidir, hamt. İhtiyar aklidir, akla aittir, irade vicdanidir, batinidir. İhtiyar zahiri dünyamızı tanzim eder, zahiri dış dünyayı, mülk dünyamızı onları tanzim eder. İrade ise İradeden gelen evamiri tekviniye ve evamiri tekviniyeden gelen im baş harfleriyle ile ihtiyaç, ihtiyaç, incizap, meyil. İçsel alimimizi tanzim eder irade. İhtiyaç, ihtiyaç, incizap, meyilin tepesinde, arkasında irade vardır. İrade ihtiyar gibi dış dünyadaki sıf tercih yapmaz. Onun zaten işlevi esas o değildir. İhtiyar iradeyi de kullanır. Fakat İrade içseldir. İçsel alemin ihtiyaç, iştiyak, incizap meyil. kotladım, İyiyim. Yani üç tane i bir M var. İradeden gelen evamili tekvini, evamili tekvini den gelen bunlar. Yani kitap okuyanlara gönderme yaptım. Yani nereden çıkartıyorsun bunu? Öyle e, altyapısı olmadan burada diyecek değilim yani. Diyemem yani. İlk önce ben merak ediyorum. Şükürle hamd da aynı. Mesela dua ile münacat. Ee, tövbe ve istiğfarı da Dua istektir. Mesela Ya Rab bunu ver, Ya Rab bunu verme. Ya Rab şu günahı muhafet. Temennidir ve isteklerdir. Münacat ise başlığını yapayım daha iyi anlaşılır. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kübreyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle ben anladım ki diye. Üçüncü şuadaki o, Allah'tan bir istek yoktur. Bir şeyde de sığınmak yoktur. Tavsifati ilahiye vardır. Orada Cenab-ı Hakk'ı tavsif ediyor, tarif ediyor. Sıfatlarını ifade ediyor. Munacat zaten. Cenab-ı Hakk'a bu. Tövbe ise istekler vardır tövbe de istiyorsun. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam günde 70 defa istiğfar edermiş. Tövbe değildir. Tövbe günahların vücudunadır. İstiğfar ise eksikliğe delalet eder. Yani olmamız gerekenin olamamanın olma sistemini aktif etmektir. Yani bizim istidadımız nihayetsiz, sonsuz bir istidat ve sonsuz olma her şey olma istidadındadır. Ama muayyen ve belli olan şu dünyada o istidadı bir hakkın yapamazsın, yapamayız. Sonsuzluktur yani hat yoktur istidada. İçerisinde de istidadı yoktur, sahasında da istidadı yoktur. Ama dünya alemi kevni fesatta 60 sene, 100 sene yaşamakla istidadını bir hakkın yapabilir misin? Tahakkuk ettiremezsin, mümkün değil. Olmamız gereken olma isteğimiz var ya, her şey olmak istiyoruz. Ama olduklarımız var. Her şey olabilme ihtimali yani sistemi, yazılımı içerisinde olduklarımızın içerisinde olamadıklarımızın bir mana olma sistemin adı istifardır. Ya Rabbi bil kuvve, bir niye, bir irade, bir cet, bir gayret yani onları olma. Yani olamadık, bu dünyada eksik gideceğiz. Tö, i̇stifar edersek. Onlar olmuş gibi Cenab-ı Hak bize verecektir. İstiğfar böyle bir şey. Tövbe ise Ya Rab bunu ver. Ya Rab bunu verme. Ya Rab bunu sil. Bunu silme. Şöyle. Bu istektir. İstiğfar onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam 70 defa günde istiğfar edermiş. Tövbe değildir. Ee, gelelim mevzumuza. Şükür kitab-ı mübine bakar. Zahiridir. Mülke aittir. Hamd ise... Batındır, melekuttur, çarpıcı bir misal vereyim Risale'den. Nimetlerin en büyüğü Allah'ın varlığıdır diyor. Bu Allah'ın varlığına hamd edilir. Şuaların sonunda en büyük nimet Allah'ın varlığıdır. Mesela bugün böyle bir tuhaf böyle, böyle bir sarmaladı böyle ama sonradan e, Mestevi'den şey yaptım. Yani ölüm hakikati karşısında hele kafirlerin hiç kimsenin psikolojisi sağlam kalamaz. Ölüyorsun ölüm gerçeği karşısında psikolojileri çökmesi gerekirken herkesin Müslümanlar hadi imanla tevhid teves, tevekkül itimat kanaatla Allah'a ve ahirete iman ile telafi ediliyor. Her şey bitmiyor, her şey yeniden başlıyor. Kafirin kafayı yemesi lazım. Kesinlikle psikolojileri ayakta olamaz. Ölüm gerçeği karşısında nasıl duruyor? İptal-i düşünemez, düşünmezler. Mümkün değil. 632 şu sözlerde bunu söylüyor. Yani olmaması lazım. İntihar etmesi lazım. Estevi de geçiyor. İntihar etmeleri lazım diyor. Evet şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir mektubat-ı Rabbani'den aldım. Görüyorsunuz indir böyle e, aşağıya. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından şükür hakkında ne demiş? Onu okuyayım. Hamd sena etmenin, övmenin en üstün şeklidir. Hüsnü cemali en toplu şekilde gösterir sevinç halinde de, sıkıntı halinde de hamd edilmektedir. Şükür ise nimet zamanlarında olup devamlı değildir. Kitabımı bin bakıyor. Nimet kalmayıp İsa'm bitince şükür de kalmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Mülke bakıyor. Hamd ise camidir. Hamd çok güzel şey de şu aların sonunda 29. Arabayla Mayede orada orada anlatıyor. İşaretleyeceğiz da malum. 5. risale olan 5. mesele şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim ve İmin şeyin İlla yusebihu bihamdi. Kur'an-ı mucizül beyan tekrar ile efe la yeşkurun efe yeşkurun ve se nezzil şakirin le in şekertum le, le ezidennekum fe'abud ve kun mine şakirin gibi ayetlerle gösteriyor ki Halik Rahman'ın Halik ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Yani halk eden ve rızka bakan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman'daki o Rahman Halik Rahman ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim'de gayet emniyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterir. Fe bi eyyala kumatu tukezziban fermanı ile sure Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Şükürsüzlük bir tekzip, yalanlama, nasıl yalanlıyorsunuz? Yani bunu da mı yalanlıyorsunuz yani? Bunu da mı? Bir de hamdla şükür arasındaki bir şey ve gene bugün meşgul olduğumda rastladığım bir şey manayı söylüyorum. Şükür imamı ı Bine baktığı için mazi müstakbele camidir. Şey hamd, hamd. Şükür zahirdedir. Geçmişini unutanın geleceği yoktur. Biraz psikolojiyle meşgul olduğumu biliyorsunuz. Bu insanlar nasıl ölümden korkmaz? Mezara gider, telefonla oynar. Amcası gömülüyor. Kabir denilen bizim ödümüz patlıyor. Adamda hiçbir şey yok. Mezarda amcası gömülüyor. Telefonla oynayabiliyor. Ne dersen de. Yani siyasi tercihlerde de öyle. Allah'tan korkmaz. Yani sorumluluk almaz. Paldır küldür şey yapar. Yani hiçbir endişe yok. Allah Allah nasıl oluyor? Bu bir. Koy kenara. Hamza kaç yaşında Salih? 6. Ahiret. Şimdi ölümden korkmaz o. Ölümden korkmaz. Çocuk genelde korkmaz. Mesela kıçıyla giden çocuk 10. kattan ta kenara kadar gider gider. Bizim ödümüz patlar. Ha gidecek. Niçin ölümden korkmaz? Çocuk ölümden korkmaz. Bu bir. Çocuk korkmaz. Deli ve hayvan özül korkmaz. Sebebi hepsinin cevabı mazisi olmayanın istikbali olmaz. Biz ateşten, yüksekten ve ölümden korkmak ki yaşa göre 10 yaşındayken biz de pek korkmazdık. 20-30, o 40 gelince ölüm varsa gönderin diyorduk. Şimdi öyle diyemiyor. gönderirsiniz bana ya ölümde ne? Şimdi öyle değil. Dikkat et diyorum. Şimdi gönderme bana. Çünkü niye? Mazi istikbalın aynasıdır diyor. Mazi ne kadar doluysa istikbal o kadar var olur. Çocuğun mazisi olmadığı için istikbali yoktur. Düşecek denen bir kaygısı endişesi olmaz. Depresyondaysan mazidesin yani. Korkun varsa desin. Korku geçmişte olmaz. Geçmişin elemleri diyor, geleceğin korkularıdır diyor Ruslar. Hani depresyondayım, hani geçmişteyim diyor adam. Korkularım var böyle. Korkunun ifrat modundasın. Aa canım çıkacak, aa ölüyorum falan, kalp krizi geçirdi falan, terden solu falan. Bu korkunun ifrat modundadır ve gelecektedir. Yani bu kadar şey, benim için haritaya. Eğer depresyondaysa Doktorum, bu mazidedir. Korku varsa istikbal dedir. İstikbal hafın şeyidir. Şimdi eğer geçmişi yoksa, geçmişiyle anlamlandıramamış, geçmişinden kopuksa, farkındalığı yoksa geçmişin asla geleceği yoktur. Paldır küldür yaşar. Hiç gelecek kaygı sendişesi olmaz. Geçmişi yok ki. Çocuk niye korkmuyor dedim onun için söyledim. Mazisi yok ki. Peki biz niye diyorum şimdi ben ölüm öyle şey olursa bana gönderme. Şimdi arka sepeği dolu geçmişim. 30-40 yaşındayken aha uçan teneke vardı. Spring denen bir araba. Anadolu'ya Rüştü abi onu vermişti. Gitmediğim çok o PKK'nın olduğu yer hariç. Gitmediğim şehir kalmadı. Şimdi nasıl nasıl gidiyordum? Ya hangi akılla ben sabah namazını imsakta İstanbul'da kılıp yatsı namazını kırkana yetişiyordum? Şimdi düşünüyorum. Lan bunu hem de otoban yok yani. Hangi kafayla ben bunu yapmışım? Hiç. Heç, pascal çağının. Mazi yoktu ki, ölümden korkmuyorduk yani. Endişe yok. Geçmişimiz pek dolu değildi. Olan gidelim de çabuk <laughs> al Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazar olalım. Şimdi öyle değil ya. Şimdi otobanda bile yüzü geçme. Ya dolu ya. İşte endişe etmemesi, telefonla mezarlıkta oynaması, adamın sorumsuz, farkındalıksız, mesuliyetsiz, Allah'tan korkmayan oy kullanmasının sebebi mazisi kopuk olduğu için. Maziye bağlı değildir. Yeni bir nesil yapmak istiyorsanız istediğiniz gibi o insanı maziden koparınız. Maziden koparmanın yolu lisanını değiştiriniz, şairi kaldırınız. Başka çaren yok. Kelam ne niye Risale-i Nur ağırdır? Çünkü Risale-i Nur, Risale Nur geçmişin bir kültürünü, bir dini hayatın, örf, anane, kültür ve geleneğin bütünsel hafıza çipidir, kartıdır. Risale-i Nur'un tabiri. Kur'an da öyle. Şimdi Kur'an'da misal vereceğim. Hocam burada. Tefsir hocası burada. Mesela kemeri, kemiği getirdi. Kim bunu dilecek? Ya Muhammed dedikleri zaman Aleyhisselatü Allah demiyor direkt. Hemen maziye götürüyor. Bakın maziyi dolduruyor. Seni maziye bağlıyor. Mazi olmadan, mazi göstermeden istikbale sana yön vermiyor. Hep Kur'an'a dikkat ederseniz her söylemi, istikbal söylemini geçmişten sonra yapar. Kemik için ne diyor? Kim onu ilk dirilttiyse, yoktan yarattıysa, geçiyor şimdi buraya. O istikbalde o yaratacak. Mazisiz istikbali bizi sunmuyor. Tesir de budur. Yani bir insanın geleceğini oluşturmak istiyorsa mazisine bağlayın. Risale-i Nur bizi yaşanmış bir İslam dünyasının örf ve kültür ve ananesine bağlayan hafıza, çipi ve kartı, navigasyonu olduğu için ağır gibi geliyor. Aynı kelamın üzerine örf, anane, kültür, gelenekler var. Ondandır ki Osmanlı camisindeki taşlar buran buran Osmanlı kokar. Yeni Cumhuriyet dönemindeki camide bu yok. Yani babaneler, dedeler köye gittiğiniz zaman niye böyle eski kokar? İşte Risale-i Nur tabirleri öyle bakacaksınız. Geçmişimizi inşa ve ihya ediyor bize. Eğer yeni bizim çıkarttığımız, uydurduğumuz kelimelerle izah edilseydi mazisiz olurduk. Yeni de mazi oluşturacaksın. Bizi aynı zamanda Risale-i Nur boşaltılmış mazimizi ihya ediyor, inşa ediyor, diriltiyor, var ediyor. Mazisiz de gelecek yoktur. Bakın Kur'an'a nereye bakarsanız bakın. Diyor ki bunlar bunları yaptım diyor. Febiye ya la irabbi kumati Nasıl yalanlıyorsun diyor. Yalanlama geleceğe ait. Nimetler geçmişe ait. Hatırlatıyor. Geçmişsiz geleceği ifade etmiyor Kur'an. Geçmişi ne götürüyor seni? Ondan bunu çok iyi biliyorlar. Geçmişten koparmanın yolu kültürünü ve kelimesini ve örfü ananesini kaldıracaksın. İşte bak ne diyor burada? Febiye ya la kumate keziban. Sure-i Rahman, Sure-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayette tehdit ediyor. 31 nereye plakası? Rahman suresinin artık 31 defa Hatay olduğunu işte bunu unutamazsınız. Bunu e, sembollerle anlatmak hafızayı böyle unutmamazlık yaptırır simge. Onun için 25. kare kullanırlar. Hatay febiye yâla yirab kezziban 31 defa. 31 defayı daha unutamaz. Çünkü burada işten şimdi. Şekil anlatmak. Fermanı ile Süreyi Rahman'da şiddetli ve deşetli bir surette 31 defa şu ayet tehdit ediyor. Ne diyor? Şükürsüzlüğün bir teksip. Ne o? Varı inkar etmek ve inkar etmek olduğunu gösteriyor. Evet Kur'an hakim mesela diyor ki insan geçmişine bakmaz mı diyor ayetlerde değil mi? Nasıl onu halk Nasıl da bize düşman oldu diyor. Kör olası diyor. Nasıl da ölçtü de biçti diyor. Nasıl da ölçtü de biçti diyor falan. Hep geçmişimizde ifade. O kadar cebime gidiyor ki. Allah Allah bu niye geçmişle cevap veriyor? Ne sorarsanız ilk önce geçmişini bağlıyor, ihya ediyor sonra geleceğini sana gösteriyor. Çok tuhaf ya. Kur'an hakikaten mükemmel bir şey ya. O kadar kafama yatıyor ki şaşıracaksınız ama ben şuurlu söylüyorum yani. Kur'an bir beşer böyle yapamaz ya. İşte biraz önce söylediğim gibi hiç düşünmemiştik. Niye adam sorumsuz hayatında tercihler yapıyor veya tercihler yapıyor? endişe etmiyor, korkmuyor, farkındalığı yok. Mazisi yok. Mazisi yok. Maziyle kopuk. O zaman bir insana tesir mi etmek istiyorsunuz? Bir şey mi yönlendirmek istiyorsun geleceğe? Bir kere geçmişini bir bağla. Geçmişini bir hatırlat. Biliyor musun ne nimetlerden geldin diye? Evet Kur'an hakim nasıl ki şükrün neticeyi hilkat gösteriyor. Görüyor musun? Neticeyi hilkat. Yaratılmanı sana fark ettiriyor. Neticeyi hilkat yaratılmanın neticesidir. Niye yaratılmanı unuttun? Yaratıldığını unuttun. Ya şükür bu. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainattayı gösteriyor ki bu kainat yani ağaçtaki çekirdek insandır. Ağaç Kur'an-ı Kebir'i kainat. Buna Furkan deniliyor. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kainat ise insanın açılımıdır. Birisi çekirdek, birisi ağaç. Diyor ki Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dayı gösteriyor ki neticeyi hilkat -i alemin en mühimi şükürdür. Allah Allah. Neticeyi hilkat -i alem. Yani alemin yaratılmasının neticesi, sebebi şükürdür. Şükrün içerisinde nedir? Peki farkındalıktır. Fark etmek, fark. Fark etmeye niye şükretsin ya? Şöyle ağzına dolamış. Şükür, He, çok şükür elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Dilim bile söylemiyor Yani. Farkındalık. Risale-i Nur bize farkındalığımızı oluşturuyor. Sohbetler, dergahlar, medreseler. Yani ehli dalaletin hücum ettiği her yer. Bize hep lazım. O bize farkındalığımızı oluşturuyor. Cenazeler bile bakın. Cenazeleri bile, cenazelerimiz bile onları korkutmuş ya. 3 milyon mu? Ona cenazesinde 3 milyon olursa dirilerine ne olur? 3 milyon mu? Evet 3 milyon. 3 milyon neymiş? Efendiler korkun dedi. Ben 5 milyon değil 50 milyon kuvvetindeyim diyor. Ustad diyor o zaman. Netice-i hilkat alimin en mühimi şükürdür. Çünkü kainatta dikkat edilirse görünüyor ki dikkat edilirse kainatın teşkilatı şükrü intaç edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona mütevecih oluyor. Yani nereye bakarsan bak, Hakikaten farkındalığını inşa ediyor. Şükür ettirmek için. Şükür için şey yapıyor? Farkındalıkla insan inşa olur. İnsan beşeriyetten sıyrılır. Ne zaman biz farkındalığımızı arttırdıkça hepimiz beşeriyetten insan oluruz. Peygamberlerin vazifesi beşeriyetten bizi insanlık makamına çıkarmaktır. Nedir o? içerisi peki nedir? Farkındalıktır. Güya yani misalleri niye oradan atlıyorum? Misalleri verirken hayatımızın içerisinden vermeye çalışıyorum. Lazım olacakları veriyor. Yani o tercih ediyorum. Güya şu şeceri-i en mühim meyvesi şükürdür. Sonuç meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Hakikaten şükür olmayınca insan nasıl insandır ya? Fark etmemiş ya. Eve bir misafir geldi. Ramazan'da ve işte ne bileyim veya başka. Ya adam yedi ağzını sildi, kalktı gitti. Hiç teşekkür bile etmedi. Ayakkabısını aldı gitti. Ya dokunmaz mı adama ya? Adama dokunur ya. Tamam ben seni Allah için çağırdım da yani. Allah için de bu olmaz yani. Geldim evine yemeği yedim. Hiçbir takdir de etmedim. Belki de bu ne biçim çorba ya? Bu ne biçim pilav ya? Yağsız tuzsuz. Bir de tenkit de etmişim. Teşekkür de etmeden ayakkabımı çıkıp çekip gittim. Ne yaparsın ya? En iyi ihtimal bir daha çağırma. bir de tabağı alıyor, sağa sola atıyor. Bu pilav acaba tavana nasıl yapıştı diye tavana atıyor. Sağa sola atıyor. Evi sahibinin şey olmadan dışarıya tasadduk ediyor. Yani dokunur diyeyim. çocuğum bana sorduğu gibi. Hocam dedi, niye Allah dedi kafiri cehenneme koysun? O da cennet o. Cennet çok büyük dedim. Sen kaç yaşındasın yavrum dedim. Hiç unutmuyorum. 11 yaşındayım. Mahallede dedim, herkeste de oynuyor musun? Yok dedi, oynamıyor. Niye dedim herkeste de oynamıyorsun? Ya bazılar oyunu bozuyor dedi. E niye sen olsun canım ne olacak oyundur sonuçta. Olur mu ya dedi bir eğleniyoruz dedi oyunu bozuyor. Ha işte de Allah da oyunu almıyor oraya Orayı bozar diye. Yakında söyledim çocuğa. Şimdi buraya sen oyunu almıyorsun da Allah da şimdi oraya koysa senin cennetini bozacak ya. Sen oyunu almıyorsun Allah da almıyor oyunu. Çünkü üzüp bu. Niye almıyorsun oyunu bozuyor diyor. Böyle bir tuhaf ya geliyor. Ya yani ağzını siliyor. Evde de kardeşim biz de ya. Teşekkür et ya. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmez. Antromandır teşekkür. Şükür de sonucudur. Teşekkür et ya. Yani teşekkür fark etmektir. Yani kapitalist ol demiyorum. Emeğe saygı göster yani kapitalist olmak değil. Şükürdür bu. Emeğe değer ver yani. Güya şu şeceri-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Şükür. Şükürsüz insan nasıl bir şükür? Meyvedir diyor şükür. Meyvesiz ağacı sen diker misin ya? Sonuçsuz adam geliyor eve. Suratı bin parça. yeme oturuyor. Takdir yok. Tenkitin bin parçası. Kalkıyor oturuyor. Bilmem ne. Yani böyle bir böyle bir insan olur mu ya? Şimdi Allah'a da böyle bir insan yapsa. Vallahi Allah böyle nasıl ezmiyor diye hayret ediyorum ya. Bir de tenkit ediyor sofrada. Yani bu kainat sofrasında Allah'a tenkit ediyor. Kafa tutuyor. Allah hakikaten sabır ya. Nasıl, nasıl bir Allah hakikaten ya? Çok acayip mi gidiyor ya? En ufak bir şey, insan bana yan çevirse bir bardak su veriyorsun veya otobüste yer veriyorsun. Teşekkür etmezse ya insan bekler de ya. Yani. İnsan ne kadar ağrına gidiyor ya. Evde sabahtan akşama yemeğe hiç uğraştı senin için. E tamam oldu da insan. Ondan, e, yok ya yani neye koydun şey yaptın. Ya dur ya. Takdir et ya. Takdir et kardeşim ya. Acayip. Takdir etmek şükürdür. Teşekkür antrenmandır. Sonra büyük maça çıkacaksın. İnsanlara teşekkür, Allah'a şükür etmene vesiledir. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükretmez. Şükretmeyen kendisini hamd ile inşa edemez. Şükür mülkedir. Hamd ise melekütüydür, enfusiyidir. Şu şu kainat fabrikasının çıkardığı masulatın en alası şükürdür. Çünkü filkat alemde görüyoruz ki mevcudat alem bir daire tarzına teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat hayat halk edilmiş yani hayat merkeze koymuş. Her şey hayatla biliniyor. Görmeyi hayatla yapıyoruz. Konuşmayı hayatla yapıyoruz. Düşünmeyi hayatla yapıyoruz. Her merkeze hayatı koymuş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Yoksa, şükür yoksa düşünebiliyor musun? Sabahtan akşama böyle güneşi, lamba ve sabah yapmış. Dünyayı döndürmüş. Bizim için baharı halk edecek. Acayip bir şey ya. Baharı halk edecek mesela bir evliya demiş işte toprağı fazla zorlama şey basma dikkat et diyor. Hamiledir sana nimetlere diyor toprak için. Baharda. Baharda fazla dolaşma evladım demiş. Onu da demiş evlatlar var baharı doğuracak. O dedi hamiledir senin nimetlerine. Ya nasıl bakmış ya büyük satlar ya. Yani insan şükürsüz nasıl bir şey ya meyvesiz bir şey yani. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihab ediyor. Yani Kainatı yaratan her şey kainattaki maksat hayat, hayattaki de şüküre bakıyor. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Adeta zihayatlarda maksat olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musakhar ediyor. Ona, onu onlara hadim ediyor. Yani Kainata baktığımız zaman şöyle. Toprak, hava, su, güneş. Zih hayatlaradır. Yani bitkileredir. Ona çalışıyor. Bitkiler hayvanlara, hayvanlar da insanlara. Merkez, noktayı merkezi insan. İnsanlık seni kainatla alakadar etmiş. Nereye bakarsanız bakın. Semadaki galaksilere kadar, yerdeki madenlere kadar, magma tabakasına kadar her şey merkezde insan var. Hep insan için. Hakikaten insan için ya. Ama geçen bir tanesi torbayla bir şey satıyor. Ne diyor dedim bu ne getirdiniz gördüm bir yerde ya mama var ya böyle volkan volkandan çıkan o topraklar var ya onu almış ender ne zaman mi geliyormuş onu paketlemiş sa satıyormuş niye o Mama'dan bu kaç bin metreden veya kilometreden gelen o toprak sonmuş onu mehrem yapmış onu satıyorlar yüz için ya onu oralara kadar petrolü koymuş ya. Zemzemi su yaşaya koymuş. Ve Allah ya. Ne alakası var değil mi ateşten onu? Allah Allah. Yani merkeze insanı koymuş. En küçük cüzden en büyüğe kadar her şey insan merkezde konmuş. 60 kilo 70 kilosuna bakmıyor. Onun taşıdığı ruha. Allah Allah. İnsan ne emniyeti var ya? İnsan kafasına taktığı akla, kalbini beslediği istidada nispeten Alem-i şadettardır. İnsan istihab edemez. İnsanı memnun edemez bu alem-i şehadet. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini ancak keskinette tatmin edecek darul ahirettir. Ancak orası. İnsan memnun edemez ya. Bir süreç yaşıyoruz burada. Demek Halik-i zülcelal ziyayatlar içinde insanı intihab ediyor, insanı seçmiş alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. İnsan için yapıyor. E peki? Her şey insan için. Peki insan ne için? Kendi hizmetçisine hizmetçi olur mu ya? Bir hizmetçi aldım her şey sana çalışıyor hizmetçi senin. Sen de hizmetçine hizmetçilik yapıyorsun. Devir oldu olmadı yani. İnsan hizmetçisine hizmet eder hizmetçi olur mu? Ama gerçi öyle demiş yani bir alim. Asıl sadette ve asıl saadette diyor hizmetçisi olmak hizmetçisine hizmetçi olmak demekmiş dedi. Kim demiş? Hazreti Ömer mi demişti? demişti. İbn Abdullah mı? Yani o, kat Ahmet, ha, Ahmet Cevdet Paşa demiş. Yani yediğini yediğine yedirin diyor. İçtiğinden için Giydiğinden giydir. Evet. <laughs> ben de öyle hizmet köle olsaydım. Kölesin, kölen varsa kölene köle olmak zorundasın. Öyleydi ya. Yani. Sonra görüyoruz ki alim insaniyette belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve noktayı merkeziyede rızık vaaz edilmiş alemi insaniyette belki hayvan aleminde de rızı da merkeze koymuş. E, bitkilerde hayatı merkeze koymuş. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşuk ettirip onları umumen rızka hadi ve musahhar etmiş. Yani aşk derecesine getirmiş yani insanda rızık meselesini, gıda meselesini ona getirmiş. Merkeze de onu koymuş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetlere nimetlere camidir. Yani sif böyle yediğimiz zahirdeki maddeler değil. mesela en büyük nimetlerden bir tanesi de şu alarda diyor Allah'ın varlığıdır. O da nimettir diyor. Ben onu okuduğum zaman Allah nasıl nimet olur ya? Yani Allah nimet olur mu? Ve bizim bildiğimiz elma armut diyor. Meğer batın en büyük nimetlerin başı Allah'ın varlığıdır. Düşün ki Aleminde Allah olmamış olsa. Ama ya Rabbi ya. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetlere camidir. Hatta rızkın çok envağından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için bak yani bu kadar maddi ve manevi zahir ve batını nimetler var. Sırf böyle zahiri nimetleri tatmak için şu dile bakın. Manevi bak lisan. Lisanda kuvve zayike namında bir cihaz ile matemat ad edince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Kalı Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Bak ee, bakayım nerede geçiyor? 387'de geçiyor galiba. Şu dil var ya değil. Elmayı getir. Tamam. Hemen söylüyor ne olduğunu. Parmağını soksan anlamaz. Yoğurtu getir. Turşuyu getir. Ekmeği getir. Gömleği sür. Der mi ki yeter yahu. Ben daha bakamıyorum yeter der mi? Demez. Diyor ki her lezzete diyor Mestevi'de. Her lezzete ait Allah bir dil yaratsaydı ağrı dağından daha büyük dil taşımamız gerek, gerekmekteydi diyor. Yoğurt dili geldi Sebeple dil taşıyoruz. Lan getir şu yoğurtu. Yoğurt dilini takıyorsun. Şimdi turşu yiyoruz. Çıkart onu turşu dilini takıyorsun. Dil ya ondan lezzet alacak. Aynı aynı dil aynı şu et ne koyarsan koy. Hatta karış, karma da yapsan Ulan şunun şundan fazla oldu, tayin fazla oldu, pekmezi biraz oldu. Onu da ayırt ediyor. Yani her tada ait Allah bir dil koysaydı Ağrı Dağı'ndan daha büyük dil depomuz olması lazım. Her çeşite ait dil. A bugün su içeceksin. Ale eyvah dili unuttum evde ya. Sudan şimdi lezzet alamaz. Ne var şimdi? Mercimek çorbası. O dil yok burada. Bende yoğurt çorbasının dili var. Böyle olur. Her <laughs> Her lezzete ait bunu koymuş ya. Gözü düşün, sesi düşün, kulağı yani. Allah hakikaten maddeyin Allah ya. Hakikaten her şeyin sahibi ya. Fesuvan Allah. Nasıl et parçasına bunu koymuş ya şuna. Diyor baksana. Lisanda kuvve-i zayike namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi, en mucize, hakikat Rızk, rızıktadır. Çok acayip. Mesela düşün hani ayva yiyeceksin <laughs> dilde lezzet yok. Parmakla anlamazsın, kulakla anlamazsın. Diyebilir misin annen dese ki oğlum şu yemeğin tadına baksana tuzlu mu olmuş ya, şeyli mi olmuş. Bak hele tadı nasıl? Gözle anlar mısın? Parmakla anlar mısın? Kulakla anlar mısın? Onun yemek nasıl oldu? Ne lazım? Dil lazım. Mazeret için göz lazım. Ama kör olası dinsiz gözü her şeyi aklını da göze indirmiş. Gözüm görmediğimi inanmam diyor ya. Sanki yemeğin tadını görüyor. Anı sana dese ki şu yemeğin tadına bak. Gözünü mü sokacaksın? Görmediğine inanmıyorsun ya. Fransa'da yemekten sonra, şey dersten sonra bir meyve getirdiler abi. Ee, hiç görmediğim bir meyve. Dedim bunun adı ne? Lichi dedi. Lichi mi? Lichi. <laughs> dedim ben bunu bilmem ki. Benim dilim bundan nasıl lezzet alacak şimdi dedim. Hayatımda görmediğim, duymadığım, ilk defa karşıma çıkan bir şey. Dedim nerede yetişiyor bu? Çin'de yetişiyor abi dedim. Çin'de yetişiyormuş. Ana vatanı Çin. Bizim çileye benziyor ama kabuklu, soyuyorsun. <laughs> Malta TR gibi bir görüntüsü var. Yani her şey birbirine karıştırılmış. Dedim şimdi bakayım bakalım nasıl tad alacak benim dilim. Bakayım ne yapacak bu adam. Şimdi ne yapacak dedim atayım <laughs> bakalım dedim. Attım tad aldı abi ya. Onu da tanıdı. He ya, o, o kadar şaşırdım. Fransa'da bunu da evet. bunu da onu da çözdü ya. O kadar şaşırdım ki. Nasıl tanıdı ya? Bunu ben hiç bilmiyordum hayatımda. Atıyorsun değil mi? E peki gözle baksan tadını anlar mısın? Baksana diyor bu yemeğe. Yemeğe bir baksana diye kim gözünü götürüyor? Ne ahmaklık dinsizlik ya. Ne ihtiyacım var benim. Onu da tattı. Mevlevi de diyor ya dilin diyor ağrı dağından büyük olurdu diyor. Misal orada veriyor. Ağrı dağından büyük olurdu diyor. Hakikaten sepette dil taşıman lazım. Sabahtan akşama. Bir yerde bir şey yiyeceğiz ya. Yani yemeklere göre dil takacaktın. Damak diş gibi. Bak ön taraf kesiyor, arka taraf öğütüyor. E şimdi o arka tarafı da ince yapsak veya ön tarafı da aynı geniş yapsan nasıl ısıracak ya? Bilerek yapılmamış mı? Şuraya bak ya. Yani. Ön taraf ince. Tak. Arkaya da. Ben en çok aha, anlayamadığım bir tanesi de şu. Tövbe yani. Tövbe de. Tahayyülü küfür küfür değil. Tefekkürü küfür Allah sinetüm vela nev. Allah uyku tutmaz. Uykuyu nereden hatırına getirdi? Nereden buldu? Yani tövbe yani. Tefekkür ediyor. Allah'ta uyku yok. Uykuyu nereden çıkarttı yani? Bu nasıl bir şey? Ne demek biliyor musun? Adem yani. Varı yok ediyorsun, ortadan kaldırıyorsun. Bir de varken yok oluyorsun. Yok olduğun yerden alemi misale başka bir aleme doğuyorsun. Sanki sanki kuantum fiziğine geçiyorsun. Çok tuhaf ya. Yani uykuyu bir düşündünüz mü ya? Bir be, kemik vardı böyle bende de. Bu hadiseler geçirmiştik ya. Dedi ki ya doktor şu kemiği al. 45 dakika beni uyuttular. O zaman da dedi ki şu kadar ben dedi ameliyat parası almıyorum dedi. Yalnız dedi narkozu dışarıdan geliyorlar dedi. Ve 45 dakika uyuttu. Bilmem kaç milyon para aldı. Ya bir şey yoksa diyor sonra da şey yaparsın. Yok yok ben ona şaşırdım. Niye şaşırdım? Vallahi dedim suni bir şekilde beni 45 dakika uyuttunuz. Çok büyük para aldılar. Allah beni fıtri 8 saat 5 saat uyutuyor para versem sif uykuya. Uyku hiç düşündür mü ya? Bir de geçiş koridoru. Sa sanki solucan deliği. Sanki kara delik. Acayip bir şey ya. Yani sanki o kuantum fiziğinde solucan deliği gibi. Öyle diyor zaten. Yani bu varı hadi yok et ha. Her şeyi yok edeceksin. Aynı yerde var olacaksın. Uykunun kardeşi bu işte. Hani her şey bitti. Ölüm bitti. Uyku da bitti. Yeniden doğuş. Ama oraya doğmak için İlle buradan çıkman gerekiyor. Uyku ne acayip bir şey ya. Bir geçiyoruz oraya. Bir de konuşuyoruz. Mesaj gönderiyoruz. İstihare namazına. Ya Rabbi bu doğru mudur? yap, yanlış mıdır? Gece hafız istihare yatacaktı. Yatmadı da. Ondan sonra bir ötelerden <laughs> bu kafa yetmiyor. Ona dedim ki hafıza Salih. Bir istihare yat. Yatmadın değil mi daha? Bu akşam yat yani. Şimdi ötelerden gelecek cevap biliyor musun? Hakikaten Allah Allah'tır ya. Yani ona gurur duyuyorum. Gurur duyun yani. Öyle şuurlu. Allah ile gurur duyuyoruz yani. Çok şükür. İyi ki Rabbimiz ya. Ne güzel bir Allah. Var etti, bırakmadı. Varlığında haberdar etti. Ya etmeseydi? Allah ile insan gurur duyar ya. Allah'a itimat et. En ağır söz ama Allah'a kanaat et. Diyorum nefsime. Allah'a kanaat et. Allah ile kanaat et. Allah sana yeter. Allah ya. Her şeyin. Duyuyor mu şu anda Abdullah? Duyuyor değil mi? Allah duyuyor. Şu anda bizi de görüyor değil mi? Söylettiren, sana hissettiren, sana şu haz veren, huzur veren de odur biliyor musun? Şu anda sana hükmeden de odur. Oturtan, sana o kendisi hazır olduğu için sende huzur oluyor. Sende hazır olmaz huzur olmaz. Şu anda Allah hükmediyor kalbe. Bana bu hazı veriyor. Ben lezzet alıyorum şu anda ondan. Sen de ondan alıyorsun. Allah ya hakikaten ya ta vicdanlara kadar hissediyoruz. ve Ne kadar hoş bir şeymiş ya. Burada böyleyse orada nasıl olacak ya? Çok lezzet alıyor ha. Allah'a itimat, kanaat, teslim ve tefekkür. Ne acayip bir iksir bu harita ya. Dünyanın cennet eder ya. Allah'a kanaat etmek. Allah ile memnun olmak. Dua da ya Rabb ben senden memnunum. Sen sen de ben de memnun ol. Ya Rabb ben sana kanaat ediyorum. Allah benim bu ibadetlerime de kanaat kanaat etmek var ya Allah'a kanaat etmek davaya kanaat etmek hizmete kanaat etmek hizmetine kanaat etmek sana verilen nimetlere kanaat etmek biçilen role kanaat etmek memnun olmak de ya de arkadaş gibi de ya dost gibi de ya Rab ben sende memnunum Allah'ım ya Allah'ım ben senden iftihar ediyorum ya Rabbi bu cemaat adına amin diyenlerin hürmeti hepsi adına ya Rab biz sende memnunuz Allah'ım sen de bizde memnun ol biz sana kanaat ediyoruz ya Rabbi. Sen de bizden kanaat et ve memnun ol. Amellerimizi nihayetsiz olarak say ya Rabbel Alemin. Ay. Amin ya. Çok şükür Allah. Hanım. Razı olsun. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün enva ile manen ve madeten halen ve kalen şükür ile kaimdir. Şükür ile oluyor şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Şimdi e, fıtrı şükürden bahsedecek. Bu cümleyi okumak istiyordum. Çünkü rızka iştiha, iştiyak bir nevi şükrü fitriidir Ve telezüz ve zevk dahi ikisi farklıdır abiler. Zevk zahiridir, lezzet batinidir. Şimdi e, lezzeti tanım, benim tanımlamayla şöyle yapacağım. Ee, şimdi ben bu zahirdir. Sinirler şu beyin alanda şuraya gönderdi. Bu ekranda görüntü, ses, suyun elektrikse dalgası. Buraya su gitmiyor. Buradaki sinirler uyarılıyor, buraya geliyor. Burada ekranda gözüken ni ruh seyrediyor. Ruh. Tamam. Bu zahirdir. Yani zahir bendekileri uyandırdı. Bunu burada ruh seyrederek kendisi lezzet alıyor. Lezz zevk budur, lezzet budur. Bana göre tabii. Bir daha bu uyandırdı. Allah Allah, elhamdülillah şükür. Buraya geliyor, görüntü alanına. Burada diyor ki bu sudur. Ve o ekranda gözükeni bu uyandırdı. Kabiliyet, kabili oldu kabımı doldurdu. İstidatiyetiyle ben bunun açtığı bir koridorla ne diyorum elhamdülillah. Bu lezzettir. Tabiri diğer benim tabirle lezzet lezzattır. Zatımın lezzetidir. Kendisi kendisinden lezzet alıyor insan. Bil kuve istidat bil fiil olunca, çekirdek ağaç olunca o kendi zatının lezzetidir. Lezzet lezzattır. Zatının lezzetidir. Kendisi kendisine lezzet alır. Kendisi kendisine seyahat eder. Kendisi kendisine memnun olur. Kendisi kendisine bela olur. Aklım aklıma bela olur. En büyük bela yine yine kendisidir. Aklının şerinden aklını kurtarmaya çalışır insan. Lez tersi de öyle düşün. E, lezzet aldığı zaman istidadı bil kuvve, istidad bil kabiliyet olur. bir fiil. Çekirdek ağaç olur. O lezzet demek zatının lezzattır. Zatının lezzetidir kendisi kendisinden lezzet alır. Yani tefekkür ettiğin zaman haz ve huzur kendinden kendine, benden bana, ben gitmek diye koştum Risale-i Nur diye diyor. Benden bana, görüyor musun? Zevk zahirdir, lezzat enfusidir, melekutuidir, istidadadır. Zahir zevk kabiletedir, lezzattır. La lezzeti ise batındır. İnsan kendisinden lezzet alır. İnsan kendisine seyahat eder. Kendisi kendisini keşfeder. Kendisi kendisinin belasından kurtulur. Ne ararsın belay hariçte? İnsanın en büyük şeyi kendisidir. İşte hem lezzet alır hem elem alır insan. Kendisiyle yapar bunu. La, boşuna delmemiş. Bak ikisini de kullandı. Dikkat ediyor musunuz? Diyor ki bak rızka iştiyah batın iştiyak, batın. Bir nevi şükrü fitridir. Ve telezüz ve zevk. Zahirde lugata bakarsan ikisi de lezzet, ikisi de zevk. Telezüz, lazıtı, zatının lezzetidir. Zevk ise zahir dahi, zahirdir. Dahi gayri şuuri bir şükürdür ki, bütün yani iştiyan var ya, aa istiyorum, muhlama istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. O istek var ya, o da şükürmüş. İstemek ha. Bak diyor ki, iştiha, iştiyak, iştiyak. Ona karşı size çağ kebabı mı? Daha bir şey kebabı var. Hı hı. Mesela duruyorsun. Mesela a kafama geldi. Allah Allah bunu istiyorum. Hemen bunu deyip, deyip yapma yani. O isteğin şükürmüş. Bak diyor ki rızka iştiha. İştihan var. Adam oturuyor sofrada. Senin de moralini bozuyor. Meymenetsiz Yemiyor ya. Böyle bir şey yok yani sanki. Bu iştiha yok. İştiyakı yok bunlar bir nevi şükrü fitridir. Ve telezüz yani o nimetin açtığı zevki Allah'a nispet etmek. Allah ile tanımlamak lezzet. Zevk bedenseldir. Lezzet Allah ile tanımlamaktır. Zevk şükre bakar, lezzet hamda bakar. Lezzet Allah ile nispet eder, manay harfidir. Allah'a götürür seni. Allah'a taşır, kendi Allah'ım ya Rabbi hamd olsun ya. Fesubanallah. Ya Rab şu nimetlerine şükürler olsun. Hanım sana da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya Rab senin nimetlerine şükrederim. Ya Rab hamd ediyorum Allah'ım bana bunları nasip ettiğin için diye. Allah'a nispet etmekten hasıl olan zatının lezzetidir. Bütün hayvanata bu şükür vardır. Yalnız hayvanatta şükür vardır. Yalnız insan dalalet ve küfrü, küfür ile o fitri şükrün mahiyetini değiştiriyor ve şükürden şirke gidiyor. Ee, şeklinde okuyayım bu paragrafı bitirmeyeyim. Rızk hem rızık olan nimetlerde gayet, gayet güzel süslü suretler. Ayvayı o şekilde yapması. Narı o şekilde yapması. Suretler var ya. Rızıktaki nimetlerdeki güzel süslü suretler. Gayet güzel kokular. Suret. Birbirini kapatır mı? Koku sureti kapatır mı? e, ee, koku, suret, tadı kapatır mı? Tat zevki kapatmaz, zevk lezzeti kapatmaz. Oradaki e, insanın enerji boyutunu kapatmaz. Bak birbirini kapatmaz. İnsan da 18 bin alemi cem etmiş, birbirini kapanmıyor. 18 bin aleme camidir. Nasıl birbirini kapatmaz? Meyvedeki koku, renk, tat, şekil, zevk, lezzet, enerji boyutu, hamtlar vesaire birbirini kapatıyor mu? Kapatmıyor. İnsan da 18 bin alemin camiül ezdat, camiül cemül cemdir. Birbirini kapatmaz. İşte diyor ki nimetlerdeki gayet süslü suretler. Bir, gayet güzel kokular. iki gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridirler. Zihayatı şefke davet eder ve şefkile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü maneviyettir. Demek ki meyvelere baktığımız zaman, yeme bakınca şekli, tadı, kokusu bunlar hep şükrün davetçileridirler. Şükretmez misiniz diyorlarmış. Ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergip eder, ona rağbet ettirir, onu sana uyandırır. Meğer kokular, tatlar, lezzetler seni şükre tergip ediyor, rağbet ettiriyor. Ya unutma. Unutma bunun sahibini. Hatta bütün nimetlerden, şuraya dikkat eder misin? Altını çiziyorum. Bütün nimetlerden zevk ve lezzet alasın diye nimetlerde zevk insanda iştaha koyan Allah bütün bu lezzet aldıklarımızdan daha lezizdir Allah. Allah daha lezizdir. Çocuk anasını emer gibi insan da Rabbine karşı böyle emer iman hakikatlarıyla bir daha. Sen bu kadar enva, çeşit, manevi, maddi ve mane hatırına geliyorsa bunlardan zevk alasın diye organlar, istidatlar, kabiliyetler koyan, onların karşılıklarını halk eden Allah ondan aldığın lezzetlerden daha leziz değil midir? Lezzet alasın diye bunu veren Allah lezzet aldığından daha lezizdir. Allah zevk, Allah'tan zevk alınır. Allah insan hisseder. Ötelere koyma Allah. Ulaşılmaz. Tövbe estağfurullah. Nasıl ulaşılmaz? Allah hissedilir, massedilir, zevk edilir. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhaniye. İlmel yakin, anne yakin, hakka yakin. Ruhlanma, rahlanma, feralanma. Yani dini mes mesleklerdeki tabirleri söyledim. İnsan zevk alır ya. Allah'tan zevk alır. Almaz mı ya? Şu anda huzur nedir? Şu anda kendini araladı işte. Namazda. <Sessizlik> Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Veya sohbette ders, yap ve ders dinlerken, okurken. Zevk almıyor muyuz? O kimdir pe o haz? Şu anda haz nedir o? Hazır olduğu için huzur var. Allah'ın cilve cemal nakış sanatıdır. Kendisini bizde ibraz ediyor, gösteriyor. Ben varım ha diyor. Var nasıl diyecekti ki? Şu andaki haz <laughs> nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalem ve fiilen şük şükre işaret eder ve şükür ettirir ve şükür içinde en ali ve tatlı lezzet ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat bir lezzeti ile beraber daimi hakikatsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat Rahmaniye şükür ile kazandırır. Allah bize iltifat ediyor. İltifat-ı Rahmaniye. Herkes bize iltifat etmez. Bizim seviyemize inmez. Yani rahmet hazinelerinin Maliki Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp yani Allah bana iltifat ediyor. Allah bana değer veriyor, kıymet veriyor. Bunu koymuş. Bir de iştah koymuş bana. Bir de ikisi arasına gelince oh elhamdülillah çok şükür diyorsun. Ya o kadar acayip hastalar var ki şu anda. Bu bardak su içemiyor ya. Yataktan kalkamıyor. Gözü görmüyor. Kulağı duymayan var. Abi Polatlı'daki o hani ayakları olmuyor. Ya. ya duman etti o bizi. Ben de sıkıldım dershaneden çıktım böyle. O heykelin orada Polatlı bilenler var. Oraya gittim ders bitti akşam. Dedim gideyim. Baktım bir adam tekelekli arabada oturuyor. Herkes onu dinliyor. Adam gayet mutlu. ya O kadar lezzet. Acayip anlatıyor. Allah Allah. Ben de gittim dedim ya pil de alacaktım. Enes. Ne kadar mutlu ya. ya. sen dedim ne kadar mutlu bir insan adamsın dedim ya. Dedim. Niye dedi sen mutlu değilsin dedi. Yani ben ne bileyim dedim ya. Niye benim dedi bakıyorsun dedi mutsuz olacağım. Ayakların yok dedim senin. Mutlu olmaman lazım. Niçin ona vardın dedi. Vallahi benim ayaklarım var mutlu değilim dedim. Sıkıntıyım en şey kafayı takıyorum. Hatta seni görmedim ben ayağımın farkında bile değildi. Sen dedim ayakların olmadığı halde nasıl mutlu oldun dedim ya. Nasıl mutluluğu olabiliyorsun? Yani, halamın çocuğu var dedi. Gözleri yok dedi. Bir bak hele dedi ya. Allah ayak vermedi ama dedi. Akıl verdi görüyorum. Seviyorum. Sevme aleti verdi dedi düşünen kafa verdi. Görüyorum, seyrediyorum, işitiyorum. Bir kere fark ettim diyor. Tamam mı? Fark, fark. Ben varım diye biliyorum. Bak masa değilim, çakmak <laughs> değilim. Adam, <laughs> e beki dedim ben böyle dolaşmaya başladım. E benim ayağım var, ben niye mutlu değilim bu ayakla dedim. Adama bak diyorum. Onlar da millete bakıyor bu delidir diye. Ya ben, benim ayağım var. Ya bunun farkında değilim. Arabam yok diye ağlıyor. Lan ayağının farkında değilsin ya. Bu ne olacak? Sen dedi farkındalığın yok. Nimeti görmüyorsun ki dedi. Hakikaten nimet Allah'la Allah'tasu. Saymaya kalksak nimetlerin adedini sayamayız. Bir bak hele Allah neler vermiş ya. Ha bazı şeyler ebed, sonsuzluk şunlar bunlar. Onu da işte hani ertelip ötelemek ötede burada diyor ki adam bana nasıl bir şey verdi ya? Sen dedi ayağın benim ayağım olmadığını görünce senin ayağını var olduğunu zannede şey yaptın fark ettin. Sen ayağının farkında değilsin ki dedi. Nasıl mutlu olacaksın ki nimetleri fark etmemişsin? Nefes almak ne demek biliyor musun dedi? Hiç gittin mi hastaneye dedi. Bana diyor. Hiç hastaneye gittin mi dedim? O zor nefes alanları, astım hastalarına sor bakalım. Acaba ayak mı hatırına geliyor. Her diyaliz sen mi alıyorsun? Bizde fıtı diyaliz sistemimiz var. Diyalizi gelen var mı burada? Bak o alıyormuş. Bak senin müşterin yok burada çok şükür. Şey. Bak niye diyalize girmiyorsunuz? Çünkü sistem çalışıyor. Otomatik o diyaliz sistemi var. O sistem çalışmasa sana gelecekler. Bak sistem, bak diyaliz sistemine takılmadığınız için a diyalizci hoca da burada. Bakırköy Hastanesi'ne diyalizce ben gelmiştim şimdi. Bak gece gündüz yataktan kaldırıyorlar şimdi o işi bıraktı öteki tarafa geçti Ya bir gelmiştim şeyde. Surun oradan getirmişler. Allah Allah. Çok şükür. Evet bitiriyorum fatiye çekiyorum. Yani rahmet hazinelerini Malik-i Kerim'in hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Bak zevkini tattırır. İşte rızık ve şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazine cami olduğu halde şükürsüzlük ile nihayetsiz derecede sukut eder. Bahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.